Herkese selam arkadaşlar. Bugün yine Bass Simulator 2023'teyiz. Yeni gelen harita vardı biliyorsunuz. Oradan devam ediyoruz. Artık elektrikli otobüse geçtik. Görevimiz elektrikli otobüsle rotayı tamamlamak. İki tane elektrikli vardı. İki tane de körtlü vardı. Yanlış hatırlamıyorsam ben elektrikliyi seçtim. Bir tane elektrikli otobüsü otobüs almıştık daha öncesinde. Hemen şunu seç diyelim. Sonraki diyelim. Haritamız şuydu. Şimdi bunların hepsini yaptık. Şimdi güzergah 7-8 elektrikli, 9-10 körüklü. Bugün 7'yi yaparız. 8'i bilmiyorum yapabilir miyiz? Çünkü artık iyice uzamaya başladı rotalar. Ne kadar sürer, ne kadar gider bilmiyorum. Kısa sürerse 2 durağı da yaparız. Kısa sürmezse sadece birini yaparız. Birini daha sonraya bırakırız. Ya ben yaparım, sonra körüklüye geçeriz bilmiyorum. Bakacağız duruma göre. Şöyle hemen seç diyelim. Oyunumuza giriş yapalım hızlıca. Ne kadar hızlı girersek o kadar çabuk tamamlamaya çalışırız. Next stop. Yine 3 duraklı. Hemen şurada yolcularımız varmış. Onları alalım. Çok seri gidemiyoruz çünkü yollar tek şerit. Tek şerit olduğu için de araçlar çok yavaş gidiyor. Mecbur emniyet şeridinden falan bir şekilde hızlı hızlı gitmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Ama frenleme problemi var oyunda biliyorsunuz. En ufak bir frenlemede pat diye yolcular uyarı veriyor. Yıldızımız düşüyor falan. Bir arkadaşımız yorumlara yazmış. Geri vitese taktığın zaman hızlıca araç yavaşlıyor ve yolcular tepki vermiyor. Yani yıldızın düşmüyor. Tepki veriyor ama yıldızın düşmüyor. Öyle demişler. Denedim. Evet. Yolcular kıpkırmızı oluyor böyle şurada bir yerde. Parmağıma gösteriyorsunuz. Şurada mouse'la göstereyim. Şurada bir yerde yolcuların tepkilerini görüyorsunuz normalde. Abi ayna gözükmüyor, bir saniye. Heh, sanal aynaların hepsini açalım. Kırmızı oluyor ama yıldız düşmüyor. Yani puan kesmiyor bizden. Para kesmiyor, puan kesmiyor, yıldız düşürmüyor. O açıdan güzel bak. Hemen deniyorum. Hop R'ye taktım. Bak hop. Çok hızlı bir şekilde yavaşlatıyor aracı ama yıldızımız düşmüyor. Bu güzel bir şey. Sağ olsun. Onu da bana söylemiş oldum. Denedim. Evet, işe yarıyor. Elektrikli araçlar daha iyi, çabuk hızlanıyor. Ne kadar seri olmaya çalışırsak o kadar iyi. Eyvah mesela. Aa. Ama ben üstüne fren yaptım ya. Ondan kaynaklandı muhtemelen. Çünkü dur tabelası var. Neyse. Bir dahakine daha dikkatli olun. Hem geriye çekip aynı anda frene de basmayayım bari. Denedim çünkü böyle bir yıldız düşmesi vesaire olmadı. Olmamıştı. Şimdi bir de üstüne daha çok durayım diye frene de basınca. Tamam, demek ki neymiş? Geriye takıp frene basmayacağız. Önce yavaşlatacağız, ileri alacağız ondan sonra, ya da boşa alacağız ondan sonra basacağız frene. Valla emniyet şeridi falan dinlemiyorum. Geçiyorum direkt. Ne karşıdan gelen bitiyor ne bunlar hızlı gidiyor. Mecbur böyle gideceğiz. Bu arada sollama, şerit değiştirme, sinyal kullanımı onlarda. Onlarda bize puan vermiyor. Bir arkadaşımız yazmış öyle ama. Onlarda bize puan vermiyor. Şimdi. Heh, bak şöyle yapıp tamam. Şimdi oldu. Puan verebilir yazmış bir arkadaşımız yorumlarda. Puan vermiyor arkadaşlar o. Yani araç sollamak. Yani sinyallere hani puan veriyor normalde dönüşlerde ya da duraklardan çıkarken falan. Araç sollamaya puan vermiyor. Sinyal kullanımına o şekilde puan vermiyor, bilginiz olsun. Onu denedim ben. O bir işe yaramıyor yani puan yükseltmek için. Maalesef bir işlev değil o. Abi şehir içi rotalar daha güzel. Bu uzun rotalar pek sarmıyor ya.
Vallahi şehir işleri daha iyi. Kısa mesafe böyle hızlı hızlı duraklara giriyorsun, çıkıyorsun falan. Daha eğlenceli, daha keyifli oluyor. Oyuna o tarz haritalar getirmeleri lazım. Düz. Şimdiden başlayalım yavaşlamaya. Durağa geldik galiba. Devam. Navigasyon biraz garip çalışıyor. Bir sağ şeridi gösteriyor, bir sol şeridi gösteriyor. Ama araç çok güzel hızlanıyor. Elektriklinin bu güzel yanı var. Diğer araçlar gibi aşırı hızlı gitmiyor ama çabuk hızlandığı için daha çabuk tepki veriyor araç. Baksana abi, daha bir durak geçemedik. Vallahi acil fren yapmak zorunda kaldım yani, mecbur. O virajı öyle girseydim kesin yolcular tepki verecekti. Yine gidecekti bizim puanlar. İyi iyi, sevdim o işi. Geri vites candır o zaman. Otobüs yolu olarak kullanıyoruz şu an burayı. Keskin bir baş. Ve aşırı yavaş gidiyorlar ya. Baksana, böyle bir yavaş gitme modeli yok ya. Bunların arkasına takılmaya kalksan ne bölümü geçebilirsiniz ne böyle şey yeter yani, insanın sinir kapasitesi yeter yani. Sinirlerim bozulur ya. Gitmiyorlar çünkü, şaka gibi. Bu uzun yol haritalarında genelde bu problemler mevcut. Bayağı da keskin. Ulan, arabaya dokundurduk. Bence biz bunu bir bölüm çekeriz gibi geliyor. Galiba daha birinci durağa yeni geldik. Daha bir durağımız daha var gideceğimiz. Ondan sonra bitecek bu bölüm.
İyi, bu sefer full yıldız geldik. Gerçi daha bitmedi. Daha bir durağımız daha var. Bu haritada daha full bitirebildiğimiz bir şey olmadı galiba, bölüm olmadı. Daha bir durak daha olacak. Onu da gideceğiz. Şey yaparız. Bunu bitiririz. Bu tek seri, tek video olmuş olacak. Bundan sonraki yine bir elektrikli var. O elektrikliyi ben oynarım. Sonra körüklüye geçeriz. Körüklüyü de ayrı bir şey yaparız. Evet, devam ediyoruz. Kargomuz geldi gitti. Right mı? Ha, doğru. Ulan hiç sağıma soluma bakmadan çıktım. Bir an tersim döndü. Zaten bu taraftan gelmedik mi diyecektim de. Yok. Öbür taraftan gelip girdik içeri. Kafam karıştı. Mouse'u R'nin üstüne koyayım da, geri vitesinin üstüne koyayım da bari. Anlık tepki verecek olursak basarız orada. Onlara tuş atamadım. Nasıl kullanmıyorum, hani bir kere D'ye basıyoruz gidiyoruz zaten falan diye. Onlara da tuş atasak iyi olur aslında. CTR ile Shift olabilir. Dur, 110 gidiyor valla. Yalnız viraj. Abi yolcuların tepkisinden korkuyorum. Tepki verdikleri için korkuyorum. Yoksa çok rahat bir şekilde giriyor viraja da. Rampa da bayıldı. Yalnız sol duvarı yalayarak geçiyoruz. Gayret. Döneceğiz inşallah bugün. Hadi bakalım, inşallah bir aksilik olmazsa bu sefer yolculardan tepki almadan full yıldız tamamlayacağız. Bu haritada daha onu başaramadık yani. Muhakkak başımıza hep bir şeyler geldi. Yalnız yolu az önce karşıda gördüm yani. Muhtemelen şuradan dönüp tekrardan karşıdan bir yerden devam edeceğiz. Böyle döne döne tırmanıyoruz. Hop, burası da bayağı keskin. Dikkatli girelim.
Gelmiş olabilir miyiz? O yüzden yavaşlayalım. Evet. Gelmişiz. Yalnız yavaşlayamayacağız. Şöyle bir acil durma freni yapalım kendimize. Yoksa giremeyeceğiz buraya. Ha, yine sağdadır diye düşünüyordum ama yavaşlamadan gelince. Evet. Abi, ilk defa bu haritada 3 yıldız bitirdik. İlk defa. Helal olsun bize. Vallahi 3 yıldız bitirebildik. İyi bari. Memnun oldum bu durumdan. Haydi bakalım, geçmiş olsun. Temiz. Oh be. Vallahi rahatladım. Evet arkadaşlar. Aşırı uzun sürüyor. Şimdi bir durak daha yaparsak bayağı uzun sürecek video. O yüzden tek durak bu şekilde yeter. Bundan sonraki bölümde söylediğim gibi bir elektrikli görevimiz daha var. Onu ben yaparım. Sonra körüklüler başlıyor. Hatta körüklünün birincisini de yaparım. İkincisini birlikte yaparız. En uzunu genelde en son oluyor. İkinci körüklüyü birlikte yaparız. Ondan sonra haritayı tamamen kökten bitirmiş oluruz. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.